Evet arkadaşlar, 241'den birinci soruyu beraber bakarak yapmaya başlıyoruz. Önce şuna bakalım. Sütun grafiği nedir? Sütun grafiği arkadaşlar, verilen tabloda verilen sıklık tablosu veya çetele tablosunda verilen verilerin grafik olarak tabloya aktarılması. Bunlar nelerle gösteriliyor? Genellikle dikdörtgen sütunlarla gösteriliyor. Ve bu dikdörtgen sütunların arasında boşluk olmak durumunda. O yüzden dikdörtgenlerin aralarına boşluk olarak yazıyoruz. İki ses olması imkansız. Kimsenin sesi açık değil. Benim de yanımda kimse yok. Evet, sütun arkadaşlar, dediğim gibi tabloda verileni grafiğe aktarma. Yani verilenleri dikdörtgen sütunlarla göstermek. Bunlar dikey veya yatay olabiliyor. Dikey dediğimiz sütunlar yukarı doğru, yatay dediğimiz sütunlar yana doğru. Şimdi örnekte göreceğiz ne demek istediğimizi. Birinci örneğe bakıyoruz. Televizyon 10, tablet 20, bilgisayar 15, telefon 25 tane satılmış, varmış pardon. Yukarıda verilen tabloya göre bir sınıftaki öğrencilerin sahip olduğu elektronik eşyaların dağılımı verilmiş. Her öğrencide bir ürün varmış. Buna göre dikey sütun grafiği oluşturun diyor. Dikey sütun grafiği demek ne demek? Şimdi beraber yapıyoruz arkadaşlar. Zaten bize söylemiş. Buraya sayıları yazacağız. Buraya da isimlerini yazacağız elektronik eşyaların. Ve bu sonuçta dikey bir sütun grafiği olacak. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ebu Bekir, altta bir şeyi açık bırakmış olabilirsin. İki ses olması imkansız. Tamam mı? Altta belki bir şey açıktır. Başkalarında böyle bir durum yok. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Evet, o zaman yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, birincisi ne? Diyoruz ki televizyon. Televizyonu bir sütun çiziyoruz ve gösteriyoruz bu şekilde ve televizyonun kaç olduğunu sayısını da buraya yazıyoruz. 10. Bunu bu şekilde yazdık. Tamam, dersi dinliyoruz artık. Yazı yazmıyoruz. Daha sonra tablet. Tableti de siz de defterlerinizi, kitaplarınızın üzerine bunu yapın. Tableti de böyle bir sütun çizerek kaça kadar getirmemiz gerekiyormuş? 20. 20'ye kadar bunu getiriyoruz. Daha sonra bilgisayar. Bilgisayar içinde böyle buraya PC de yazabilirsiniz. Bilgisayarı buraya yazıyoruz. Daha sonra bilgisayarı da 15'e kadar getirdiğimizde bilgisayarı da sütun grafiğiyle göstermiş olduk. Daha sonra telefon. Telefonu da bu şekilde buraya ismini yazıyoruz. Ve 25'e kadar getirip bir sütun çizmiş oluyoruz. Buraya da 25 yazıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde yapmış olduk. Var mı burada anlamadığınız bir şey? Yok herhalde. Yoksa ikinciye geçiyoruz. İkinci de yatay bir grafik çizmemizi istemiş. Yatay bir grafik çizeceğiz o zaman ikinci de. Zaten bize söylediğini yaptığımızda yatay bir grafik olmuş olacak. Burası günler, burası da bebek sayısı. İllerdeki doğan bebek, bir ildeki doğan bebek sayısının dağılımı tabloda verilmiş. Buna göre yatay bir grafik yapın diyor. Zaten ben buraya günleri olacak şekilde grafiğimi yerleştirdiğimde yatay bir grafik olacak. Yapıyorum. Yatay olmuş olacağı için pazartesiden başlıyorum. Pazartesi nereye kadar çiziyorum? 25'e. Daha sonra salı. Salıyı çiziyorum 50'ye kadar. Daha sonra çarşambayı çiziyorum. Çarşamba 75'e kadar. Perşembeyi çiziyorum. Perşembe yine 50'ye kadar, şu salıyla aynı yerde bitecek. Cuma'yı çiziyorum. Cuma da 100'e kadar olacak. Bunu da bu şekilde yerleştirdiğimizde yatay bir grafik yapmış oluyoruz. Var mı anlamayan?
Sıkıntı yaşayan var mı? O zaman bu soruyu da geçiyorum. Herkes yaptıysa. Eğer yetişemiyorsanız daha sonra tamamlarsınız arkadaşlar siz de. Mantığını anlayın. Daha sonra şekli düzgün çizmesini tamamlarsınız. Çok önemli değil. Sadece nasıl yaptığımızı anlamanız önemli olan burada. Yetişemiyorsanız daha sonra tamamlayın. Evet, yapıyorsunuz tabii ki. Yukarıda hangi kitabın kaçıncı sayfası olduğu yazıyor. Evet. Evet, birinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda okuyalım beraber birinci soruyu. Şubat ayında öğrenci kaydı alınmaya başlanan bir okul Nisan ayı sonunda kayıtlarını tamamlamış. Aşağıda verilen tabloda okula ailelere göre kayıt yaptıran öğrenci sayıları verilmiş. Okula ailelere göre kayıt yaptıran öğrenci sayısını gösteren grafik hangisidir diye soruyor bize. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce bir grafiğimize bakıyoruz. Şubat'ta neymiş? 120. Alttaki grafiklere bakıyorum. A şıkkının Şubat'ı kaç? 160. A olamaz. B'ye bakıyorum. Şubat'ı 120. Bu olabilir. Mart'a bakıyorum. Mart'ta kaç arkadaşlar? Mart'ta 200. O zaman bakıyorum B şıkkında Mart 200 mü? Evet, 200. O zaman bir de Nisan'a bakıyorum. Nisan 160. Bakıyoruz B şıkkında Nisan 160 mı? Bakalım. Evet. O zaman hangi şık doğru oldu? B şıkkı doğru oldu diyoruz. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Arka sayfaya geçiyoruz. Geçtik arka sayfaya. Burada da bu grafikle alakalı bize sorular soracak ve onları yorumlayacağız. Birinci sorudan başlıyoruz birlikte. Ne diyor arkadaşlar? Yukarıda bir grafik var ve grafiğe göre haftada çözülen soru sayıları verilmiş. Buna göre bir öğrencinin haftada günlerde kaç soru çözdüğü yazıyor. Buna göre en çok soru çözdüğü gün hangisidir arkadaşlar? En çok soru çözdüğü gün. Evet, en çok soru çözdüğü gün ilk gün. Pazartesi günü en çok soruyu çözmüş. Peki en az soru çözdüğü gün hangisidir? En az soru çözdüğü gün pazar. Evet. Pazar en az soru çözdüğü gün pazar çünkü neden? 10 soru çözmüş. Bakıyoruz grafiğe en az pazar günü ve 10 soru çözmüş. Bu yüzden en az pazar. Daha sonra C şıkkına geçiyoruz. Aynı sayıda soru çözdüğü günler. Aynı sayıda soru çözdüğü günler. Tabloya bakıyoruz. Hangi günler aynı sayıda? Salı ve cuma. Evet, o yüzden cevabımız salı ve cuma olacak. Daha sonra ne diyor? En fazla artışın olduğu gün. Şimdi bakalım artış nerede olmuş? Bakıyorum pazartesiden salıya geçerken azalmış. Salıdan çarşambaya 5 artmış. Çarşambadan perşembeye azalmış. Perşembeden cumaya 15 artmış. Cumadan cumartesiye azalmış. Cumartesiden pazara azalmış. Yani hangi gün soru sayısını arttırmış en çok? Yani soru sayısını arttırdığı gün hangisidir? Evet, soru sayısını arttırdığı gün Cuma günüdür. O yüzden cevabımız Cuma. En fazla azalışın olduğu gün hangisidir diyor. Bakalım tekrar grafiğimize azalışlara. Pazartesi ne kadar azalmış? 10 azalmış salıya geçerken. Yani salı 10 azalmış. Çarşamba, salıdan çarşambaya artmış. Çarşambadan perşembeye geçerken 5, 10, 15, 20 mi azalmış? 20 azalmış. Diğer tarafta artmış.
Peki en çok azalışı Perşembe günü yaşamış. Çarşambadan Perşembe'ye geçtiğinde yani Perşembe günü soru sayısını azaltmış. O yüzden Perşembe günü soru sayısını azalttığı için cevabımız Perşembe diyoruz. Tamam mı? İkinci soruya geçiyoruz. Arkadaşlar Perşembe. Çünkü hangi gün soru sayısı azalttığına bakıyorum. Mesela Salı günü soru sayısını azaltmış 10. Çarşamba günü soru sayısını arttırmış. Çarşamba günü soru sayısı artmış. O yüzden burada azalmamış. Bakıyorum Perşembe günü soru sayısı azalmış. Cuma günü soru sayısı artmış. Yani soru sayısının azaldığı gün Perşembe günü. Çarşamba değil. Tamam mı? Evet, geçiyorum. Arkadaşlar ses yoksa ben size bir şey yapamam. Bunu diğer günlerde de söyledim. Sizin internetinizle alakalı bir ses. Benim sesim çıkıyor. Bak orada işaret var. Demek ki sizin internetiniz iyi değil. O zaman internetinizi başka bir şeye bağlayın. Telefon internetinden girin ya da evin internetinin dibine gidin. Yani şu an yapabileceğim bir şey yok. İşte bu sizin internetinizle alakalı. Herkes de aynı değil. Hayır. Herkes de aynı şey olsaydı o zaman herkes duyamazdı sesimi şu an. Evet, devam ediyoruz tabii ki. Arkadaşlar ben şu an hiçbir şey yapamam sizin internetinize. Ne yapabilirim? Evet, geçtim ikinci soruya. İkinci soruya geçtik. Yukarıdaki bir grafik verilmiş. Otomobil bayisinin ilk 4 ayında sattığı araba sayısı gösterilmiş. Buna göre doğru olanların yanına tik atacağız. Şimdi bakıyoruz soruya, tek tek okuyoruz. En fazla satış Nisan ayında olmuştur. En fazla satış Nisan ayında mı? Bakıyoruz. Evet, en fazla satış Nisan ayında. O zaman bu doğru. Satışlar her ay artmıştır. Her ay artmış mı bakıyorum. Ocak'tan Şubat'a artmış. Şubat'tan Mart'a artmış. Mart'tan Nisan'a artmış. O zaman bu doğrudur. Her ay artmış. En fazla artış Nisan ayında olmuş. En fazla artış Nisan ayında mı bakalım. En fazla artış burada kaç artmış? 60 artmış. Burada 20, burada da 20. Yani en fazla artış Şubat ayına geçerken olduğu için bu yanlıştır. Toplam 380 adet araba satılmış. Bakıyorum Nisan'da 140, pardon Ocak'ta 40, Şubat'ta 100, Mart'ta 120, Nisan'da 140. Toplarsak ne oluyor arkadaşlar? 400 oluyor. Yani bu yanlış. Tamam mı? O yüzden cevabımız bu da yanlış olacak. İlk ikisi doğru, diğer ikisi yanlış oluyor. İkinci soruya geçiyorum. Pardon, test sorusu. Testte bir. Evet, beraber bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte Sercan'ın 4 günde çözdüğü soru sayısı verilmiş. İlk 2 gün çözdüğü toplam soru sayısı son 2 gün çözdüğü toplam sayı sayısından fazladır. O zaman arkadaşlar birlikte bakıyoruz. İlk 2 gün çözdüğü toplam soru sayısına bakalım. İlk 2 gün 200 artı 240 ne olacak? Toplarsak 300, ha pardon 200, 240 ve Cuma günü 310'u da toplarsak hepsinin toplamını önce bulalım 750. Daha sonra 900'den 750'yi çıkararak Perşembe günü kaç olduğunu bulalım. 900'den 750'yi çıkarırsak Perşembe gününe ne kalıyor arkadaşlar? 150. Perşembe gününe 150 kalıyorsa Perşembe günü demek ki 150 soru çözmüş. İlk iki günü toplayalım. 200 artı 240 ne olacak? 440. Perşembe 150. Cuma da 310'sa
150 artı 310 ne olacak arkadaşlar? 460. Bu ikisi birbirine eşit değil. Peki ilk 2 gün 440, ikinci gün 460'tı. Bu daha mı fazla? Karatay, Ayşegül Hoca ile görüşmüştük. Tekrardan görüşeceğiz. İlk 2 gün çözdüğü soru sayısı son 2 gün çözdüğü soru sayısından fazla mı? 440, 460'tan fazla mı arkadaşlar? ...440, 460'tan fazla diyorsunuz yani. Arkadaşlar bakın ilk 2 gün çözdüğü soru sayısını topluyorum. 200 artı 240, 440. Bu soru sayısı diğerinden fazla mı? Bakıyorum. Çünkü bana bu şekilde soruyor. Bu soru sayısı diğerinden fazladır diye soruyor. Bakalım diğeri kaç çıkmış? Diğeri de Perşembe'yi 150 olarak bulmuştuk. 150, diğeri de 310. 460. 440, 460'tan büyük mü? Hayır. O zaman demek ki bu yanlış bir ifade. Yani bu gitti. Tam tersi olduğu için yanlış bir ifade. B'ye geliyorum. Cuma günü, Perşembe günü çözdüğünün 2 katı kadar çözmüştür. Cuma günü kaç soru çözmüş arkadaşlar? Perşembe 150, Cuma 310. 150'nin 2 katı 300, 310 değil. O yüzden bu da yanlış bir ifade. C şıkkına bakıyorum. Çözdüğün soru sayısı her gün artmıştır. Bakalım Salı'dan Çarşamba'ya geçerken artmış ama Perşembe Çarşamba'dan Perşembe'ye azalmış. Ve bunu nasıl hepsine doğru diyebilirsiniz? Her zaman artmamış ki çarşambadan perşembeye 150'ye düşmüş. Yani azalmış. O zaman bu da yanlış. D şıkkına bakıyoruz. Çözdüğü soru sayısı bir önceki güne göre en çok cuma günü artmış. Bakalım. Evet. Cuma günü ne kadar artmış arkadaşlar? 150'den 310'a 160 artmış. Yani en çok artış cuma günü olduğu için cevap Denizli'dir diyoruz. Evet, ikinci soruya bakıyoruz. Evet, Karatay. Ben söyledim değil mi? Uyardım seni bu konuyla alakalı. Bu ikinci uyarışım. Üçüncüsünde çok kötü olacak. Ben direkt arayacağım çünkü. Evet, ikiye bakıyoruz. Yukarıdaki sayılarla ilgili 4 ilde çalışan yaklaşık işçi sayılarını göstermekte. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? En çok işçi İstanbul'dadır. Doğru mu arkadaşlar? En çok işçi İstanbul'da mı? Bakalım. Evet, bakalım en çok işçi İstanbul'da mı? Hayır, en çok işçi neredeydi? Bakalım en çok işçi Bursa'da. 4 ilde yaklaşık 680 bin işçi vardır. Bakalım 4 ilde toplam ne kadar işçi oluyor? Şimdi Adana'daki işçiler 120 yanında çarpı 1000 olduğu için 120 bin demek bu. Daha sonra Denizli'deki işçiler 150 bin, İstanbul'daki işçiler 170 bin ve Bursa'daki işçiler 200 bin. Yani toplarsak hepsini ne oluyor arkadaşlar? 640 bin, 680 bin oldu mu? Hayır. O yüzden bu da yanlış oldu. Daha sonraki şıkka bakıyoruz. Adana ve Bursa'da çalışan işçi sayısı. Adana ve Bursa'daki işçi sayılarının toplamı. Kaç oluyor arkadaşlar? Adana 120, Bursa 200 olduğu için toplamı 320 bin. 320 bin. Denizli ve İstanbul'da çalışan işçi sayısına eşit mi? Bakalım. Denizli'de kaçtı? 150.
İstanbul'da kaçtı? 120. 150 artı 120 toplarsak ne oluyordu? 320 bin. Yani bu ikisi birbirine eşit olduğu için cevabımız nedir Yağız? Evet. Evet, birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruyu siz yapın, cevabı söyleyin, daha sonra birlikte yapalım. Evet, nedir cevabımız birinci soruda? Bir kere yazıyoruz. Evet, tabii ki elektrikli çaydanlık üretiyorsa bu insanlar çay üreticilerine tabii ki ne yapmalıdır? Sormalıdır. Çay üreticileri bu konuyla alakalı. Ev hanımları da çayları çok yaptığı için bunları da sorabilir. Kafe sahipleri de çok fazla çay yaptığı için sorabilir ama dondurma satıcılarının alakası yok. Üçüncü soruya bakıyoruz. Yandaki soruya. Hangi soruya cevap veremeyiz? İkinci soru burada gözükmediği için önce 3 ve 4'e bakacağız, daha sonra 2'ye bakacağız. Evet arkadaşlar, buradaki tabloya baktığımızda hangi dersten 100 puan aldığını görebiliyoruz. İngilizceden 100 almış. En düşük puanı Türkçeden almış. Bunu da görebiliyoruz. Neden Türkçeden diğerlerine göre daha düşük almış? Bunun sebebini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. O yüzden bunun cevabını veremiyoruz. Matematik puanı kaçtır diyor. Matematik puanına da cevap verebiliyoruz. Şimdi 4'e bakıyoruz. Yağız, çekiyorum ben bunların fotoğrafının hepsini çekiyorum, haberin olsun. Evet. Dörtte diyor ki bir sıklık tablosu verilmiş. Öğrencilerin yaşları ve okudukları sayfa sayıları verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır? En az sayfayı yaşı en küçük olan okumuştur diyor. Bakalım en az sayfa sayısı ne burada? 20. Okuyan kişi 10 yaşında. Yaşı en küçük olan mı? Evet, yaşı en küçük olan doğru. Daha sonra en fazla sayfayı Neval okumuştur diyor. Bakalım en fazla sayfa ne burada? 32. 32'yi Neval mi okumuş? Evet, bu da doğru. Herkes yaşının iki katı sayfa okumuştur. Herkes yaşının iki katı kadar mı okumuş? Bakalım. 13'ün iki katı 26. 11'in iki katı 22. 14'ün iki katı 28. 16'ın iki katı 32. 10'un iki katı 20. 12'nin iki katı 24. Evet, bu da doğru. D şıkkında yaşı en az olan en fazla sayfa okumuştur diyor. Yaşı en az olan en fazla sayfa okumamıştır. En az okumuştu. O yüzden yanlış olan şıkkımız Denizli oldu. Evet, bakalım şimdi aşağıdaki bir otelin mevsimlere göre müşterilere ortalamasını gösteren bir sıklık tablosu verilmiş. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Otelde sadece kışları açıktır diyor. Şimdi bakalım, otel ilkbaharda açık, yazda açık, sonbaharda açık, kışta da açık. Yani sadece kışta açık diye bir şey söylememiş. En fazla müşteri yazda gelmiştir diyor. Hayır, en fazla değil, en az müşteri yazın gelmiş. O yüzden bu da yanlış. Otel kayak merkezinde yapılmıştır. Otel kayak merkezine yapılmıştır. Şimdi bununla alakalı bir veri var mı elimizde? Kayak merkezine yapılmıştır gibi bir veri var mı elimizde? Ama büyük ihtimalle kayak merkezinde olmuş olması yüksek ihtimalle. Çünkü ne diyor? Otelin mevsimlere göre verilen
şeylerine göre baktığımızda kışın daha fazla müşteri alıyorsa, evet, kışın daha fazla müşteri geliyorsa neydir arkadaşlar? Kışın olduğu yer Uludağ gibi kayak yapılabilecek bir yerdir. O yüzden yüksek ihtimalle kayak merkezidir. Sonuçta yazın gidilebilecek bir yer olsa yazlık bir yerde olur ve yazın gelen müşteri ortalaması daha yüksek olurdu. Daha sonra otel yeni açılmıştır diyor. Otelin yeni açılıp açılmadığıyla alakalı bir bilgiyi sahibi olamayız. Yani hangisi daha doğru dediği için kışın gelen müşteri sayısı fazla olduğuna göre büyük ihtimalle kayak merkezindedir dediğimiz için C şıkkı daha doğru olur. Beşinci soruya bakıyoruz. Konuşmadığım için ses yok. Arkadaşlar, soruyu yapmanız için bekliyorum. Evet, aşağıdaki sıklık tablosunda bir sınıftaki öğrencilerin babalarının meslek dağılımı gösterilmiş. Buna göre yukarıdaki tabloda hangisi elde edilemez? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Sınıfın kızları erkeklerinden daha azdır diyor. Bununla alakalı bir veri elde edebilir miyiz? Ne yaparız? Kızların babalarının sayılarını toplarız. Kaç olur? 10, 20. Erkeklerin babalarının sayılarını toplarız. 10, 25. Buna göre kızları erkeklerinden daha azdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Erkek öğrencilerin velilerinin yarısı esnaftır. Erkek öğrencilerin velilerini şuradan şöyle geri alalım. Erkek öğrencilerin velilerinin sayılarına bakalım. Erkek öğrencilerin velilerinin sayısı neydi? 25. Esnaf 9 ama 25'in yarısı 9 değil. O yüzden cevabımız ne olacak?